Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda İbrahim suresinden 28-34. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada nice güzel, ibretli meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, Elem tara ilellezine, o kimseleri görmedin mi ki, beddelu ni'metallahi küfra, Allah'ın nimetini küfre tebdil ettiler. Yani Allah'ın nimetine küfranı nimetle, nankörlükle karşılık verdiler. Ve ehallu kavmahum daral bevar, ve kendi kavimlerini helakete sürüklediler ve yurtlarını bir felaket yerine çevirdiler. Cehennem, ve orayı bir cehennem yaptılar. Veya netice itibariyle kavimlerini cehenneme götürdüler. Yaslavneha, o cehenneme girecekler. Ve bi'sel karar, ve o ne kötü bir karardır, ne kötü bir yerleşim yeridir. Allah-u Teala insanlara çok nimetlerde bulunmuş. Bu nimetler şükür ister. Ama bir insan verilen nimetleri eğer şükürle değerlendirmezse küfran nimette bulunmuş olur. Ve bunun neticesinde de kendi kavmini perişan eder. Özellikle bu idarecilere bakan yönü, Allah diyelim bir topluluğa büyük nimetler vermiş ama onlar bunu değerlendirmemişler. Bunun neticesinde ülkelerini, yurtlarını perişan hale getirmişler. İnsanlar idarecilerinin dini üzeredir denilir. Kötü idareciler insanları kötülüklere sevk ediyor ve iyi idareciler iyi yerlere götürüyor. Ve ca'alu lillahi endâde, ve Allah'a ortaklar edindiler. Liyudillu an sebili, onun yolundan alıkoymak için. Yani Allah'a şerikler koştular. Allah yerine başka şeyleri ilah gibi kabul ettiler ve onun yolundan insanları alıkoydular. Yoldan saptırdılar. Kul temettau, onlara de ki faydalanın bakalım. Keyiflenin, zevklenin bakalım. Fe inne masirakum ilennar, sizin varacağınız yer ateştir. Dünya hayatında insanlar bir derece faydalanabilir, bir derece keyiflerine bakabilir. Ama bu gelip geçici bir hayattır. Ve şu dünya hayatında bu tarz bir gelip geçicilik zaten çok net bir şekilde bellidir. İnsanlar adeta uykudadır. Bir insan uykudayken ne kadar zevk, safa içinde olsa da uyandığı zaman bu hal bitecektir. Şu dünya hayatının uykusu da ölümle bitecektir. O zaman bir kısım insanlar bakacaklar ki meğerse uzunca bir rüya görmüşler. İşte Firavun gibiler, uzunca süren saltanatları olmuş. Meğerse diğer aleme gidince görecekler, bu bir rüyaymış. Ve Karun gibiler bakacaklar ki dünyada evet servetleri vardı ama sanki o servet bir rüyaymış, gelip geçmiş, bunları görecekler. Ve varış cehennem olacak bu kimseler için. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا, iman eden kullarıma söyle, يُقِيمُ الصَّلَاةَ, namazı ikame etsinler. Namazı şartlarına uygun, adabına, erkanına uygun bir şekilde dosdoğru kılsınlar. Ve yunfigu mimma razaknahum, onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak etsinler, başkalarına versinler. Yani Allah'ın bize verdiği servet sırf bizde kalması için değildir. Bu müşterek bir mal gibidir adeta ve mal sahibi olan kimselerin mallarında fakirlerin de miskinlerin de hakkı vardır. Veya diyelim bir insan ilim yönüyle gerçekten iyi bir seviyeye gelmişse onun ilminde diğer insanların da hissesi vardır. Nasıl ki zengin olanlar zekatını vermekle mükellef, ilim sahibi olanlar da kendi ilimlerinden başkalarını faydalandırmakla mükelleftir. Nimet bu manada şükür ister, karşılık ister. Ve yunfigu mimma razaknahum sırran ve alaniye, onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bir şekilde infak etsinler. Min gabli en ye'tiye yevmun, şöyle bir gün gelmezden önce,
la bey'un fihi ve la hilal. Artık o günde bir alışveriş yoktur ve o günde bir dostluk da yoktur. Yani bir alışverişin olmayacağı, dostluğun doğrudan fayda vermeyeceği bir gün gelmezden önce o insanlar namazlarını dosdoğru kılsınlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak etsinler. Diğer aleme gidildiğinde artık iş işten geçmiş olacak ve oraya giden insanlar akılları başlarına gelecek ve Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere ya Rabbi diyecekler, bizi tekrar dünyaya gönder, istediğin gibi kul olalım. Ama artık vakit geçmiştir, imtihan bitmiştir. İmtihan kağıtları alındıktan sonra insanların ben hatırladım, yeni bir şeyler yazmak istiyorum demesinin bir anlamı olmadığı gibi şu dünyadan gittikten sonra da ben artık namaz kılacağım, ben artık bendeki imkanlardan başkalarını faydalandıracağım demelerinin bir anlamı olmamaktadır. Çünkü ölümden sonra artık ne bir alışveriş var ne de yeni bir dostluk söz konusu olacak. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel ard. Allah o Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Ve enzele mines semâi mâen, ve gökten bir su indirdi. Fe ahrece bihi mines semerâti rizgan lekum, ve o su ile size pek çok semeratı çıkardı rızık olmak üzere. Ve sahhara lekumul fulke, ve gemileri emrinize verdi. Li tecriye fil bahr bi emrihi, onun emriyle bunların denizde akıp gitmesi için. Allahu Teala burada afaki bir takım nimetlere dikkat çekiyor. Allah gökleri ve yeri yarattı. Gökten bir su indirdi. Mesela bir yağmur ne kadar muhteşem bir olay. Ne kadar büyük bir proje. İnsanlar laboratuvar şartlarında 3-5 gram su elde edebilmek için epey bir gayret sarf ediyorlar. Ama Allahu Teala kainat çapında tezgahı kurmuş. Kainatı adeta büyük bir laboratuvar yapmış ve suyun meydana gelmesi için işte denizlere ihtiyaç var. Denizlerden buharlaşma oluyor. Buharlaşmanın olması için güneşe ihtiyaç var. Çünkü buharlaşan sular yukarıya doğru kaldırılıyor. Buharlaşma olmasa sular hep sabit kalacak. Yağmur diye bir olay olmayacak. Öte yandan denizden buharlaşan sular rüzgar olmasa yine yağmur olarak yağdığında sadece denizlere yağacak. Ama rüzgarlar oluyor ve rüzgarlar o bulutları, yağmur yüklü bulutları, dağlar gibi olan bulutları önlerine katıp götürüyorlar tabiri caizse. Ve ihtiyaç olan yerlere, dağlara, taşlara, ovalara, her tarafa yağmur yağdırılıyor. Kur'an-ı Kerim yağmurun yağmasını değil, yağdırılmasını bize anlatır. Biz yağmurun yağdığını görürüz ama eşyanın melekut cephesinde yağmur yağmaz, yağdırılır. Ve Kur'an-ı Kerim yağmurdan rahmet olarak bahseder. Sanki rahmet tecessüm etmiş, damla damla yağmur şeklinde bize doğru gelmekte. İşte bunun meydana gelebilmesi için havaya ihtiyaç var, suya ihtiyaç var, güneşe ihtiyaç var. Hatta her gün dünya atmosferine giren ve meteor denilen gök taşlarına bile ihtiyaç var. İlim adamlarının dediğine göre her gün dünya semasına 50 bin civarında gök taşı geliyor. Ve bunlar sürtünmeden dolayı toz haline getiriliyor. Ve toz haline getirilen bu gök taşları başımıza taş olarak düşmüyor. Bu büyük bir nimet. Aynı zamanda yağmur damlalarının meydana gelebilmesi için bir yoğunlaşma çekirdeği meydana getiriliyor. Ve bu tozlar etrafında bu meydana getiriliyor. Böylece yağmur yeryüzüne damla damla, tane tane iniyor. Demek ki yağmurun meydana gelmesinde kainat çapında çarklar dönüyor ve biz bunun neticesini görüyoruz. Gökten damla damla yağmurun yağdığını görüyoruz. Sanki gök yeryüzündekilerin ihtiyacını görüyor ve yeryüzü kurak vaziyette, bunu gördükten sonra adeta ağlıyor. Ve gök ağlayınca yeryüzü gülüyor ve yeryüzünde o güzelim çiçekler, bitkiler, ağaçlar o gelen yağmurlarla
hayat devam ediyor. İnsanların hayatı yine su ile devam ediyor. Nerede su var, orada hayat var. Nerede su var, orada daha güzel bir temizlik var. Demek ki su deyip geçmemek lazım. Kur'an-ı Kerim'de belki 50 yerde, belki daha fazla yerde Allah-u Teala yağmurdan da bahsediyor. Yağmurun meydana getirilmesiyle alakalı inceliklerden bize söz ediyor. Bu Allah-u Teala'nın bize olan en büyük nimetlerinden birisi. Ve Allah-u Teala indirdiği yağmurla yeryüzünden semeratı çıkarıyor. Yeryüzünden bitkiler, işte değişik çiçekler, ağaçlar, bunlar gökten inen yağmurlarla meydana geliyor. Ve Allah-u Teala bu şekilde bitirdiği şeylerle bizim hayatımızı devam ettiriyor. Ve bizimle alakası olan diğer canlıların, hayvanların hayatlarını bunlarla devam ettiriyor. Ve gözümüzün önünde uçsuz bucaksız deryalar yaratmış. O deryaları ulaşımda kullanmamız için bize denizcilik ilmini vermiş. Ve insanlar gemileri yapabiliyor. O gemilerle dünyanın dört bir tarafına gidebiliyor. Günümüzde gerçekten gemilerle yapılan nakliye işi karayoluyla veya havayoluyla yapılan nakliyeye göre daha ucuz ve bundan dolayı tercih ediliyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Ve Allah nehirleri de emrinize musahhar kıldı. Allah nehirleri de emrinize verdi. Dünyanın her tarafında nehirler var. Ülkemizde gerçi ulaşımda pek kullanılmıyor nehirler ama Avrupa'daki nehirler mesela genelde ulaşımda da kullanılabiliyor. Ren Nehri gibi, Tuna Nehri gibi nehirler. Bu gibi nehirlerden insanlar ulaşım yönüyle de istifade edebiliyorlar. Her halükarda o nehirlerde hayat var. O nehirlerde balıklar var. O nehirler geçtiği yerlere hayat götürüyor. Taravet, tazelik götürüyor. Bu da Allah'ın büyük lütuflarından, nimetlerinden birisi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ Ve Allah güneşi ve ayı peş peşe emrinize verdi. İşte güneş gündüzün sultanıdır. Gündüz onun hakimiyeti var. Ve onun aydınlığında insanlar işlerini yapabiliyorlar. Gerçekten bir tek güneş ile Allah-u Teala ne muhteşem işler yapıyor. Bizlerin evlerindeki aydınlatma sistemini düşünecek olursak her odanın ayrı lambası var. Ve bunlar işimizi görmeye, bunlarla işimizi görmeye çalışıyoruz. Ama Allah-u Teala bir tek güneş lambasıyla dünyanın yarısını aynı anda aydınlatıyor. Allah dilese dünyanın tamamını aydınlatacak şekilde bir sistem de kurabilirdi. Başka bir güneşle de diğer kısmını aydınlatabilirdi. Ama proje böyle yapılmış. Kader planından, programından böyle çıkmış. Neden? Çünkü insanların gece dinlenmeye de ihtiyacı var. Ve gece projesi için de Allah-u Teala gökteki kameri, ayı yaratmış. Ve o ay ile insanlar gecenin tümüyle karanlık olmasından kurtuluyorlar. Ay gecelerimizi aydınlatıyor. Ve gerçekten bu da Allah-u Teala'nın bize olan büyük nimetlerinden birisi. Bunlar peş peşe geliyor. Gece gündüz birbirini takip ediyor. Gündüz güneşten, gece aydan istifade ediyoruz. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ Ve Allah gece ve gündüzü emrinize musahhar kıldı. Bunları emrinize verdi. Tümüyle gece olsaydı karanlıkta ne yapabilirdik? Bir şey yapamazdık. Tümüyle gündüz olsa istirahate de ihtiyacımız var. O zaman eksik olurdu. Demek ki geceye de ihtiyaç var, gündüze de ihtiyaç var. Allah bunları emrinize verdi. Dünyayı ona göre hareket ettiriyor. Dünyanın kendi etrafında dönmesinden gece gündüz, güneşin etrafında dönmesinden mevsimler meydana geliyor. Ve gerçekten akılları hayrette bırakan, hayran bırakan icraatlar oluyor. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Ve istemiş olduğunuz her şeyi Allah size verdi. Burada tabi istemiş olduğunuz derken bir zamanlar biz yoktuk. Yok olan bizlerin ne isteği olabilir ki? Yani hal diliyle, mahiyet diliyle, istidat diliyle insan neyi istiyorsa Allah onları verdi. Şöyle düşünebiliriz. Ana rahmindeki bebek mesela.
Ana rahmindeki bebeğin ne ele ihtiyacı var, ne ayağa ihtiyacı var, ne göze ihtiyacı var, ne kulağa ihtiyacı var. Daracık bir yerde bitkisel bir hayat yaşıyor adeta. Ve ağza da ihtiyacı yok çünkü göbekten besleniyor. Ama Allah-u Teala ona göz veriyor, kulak veriyor, el veriyor, ayak veriyor, ağız veriyor. Bütün bunlar lazım olacak. Dünyaya geldiğinde lazım olacak. Yani Allah size istediğiniz her şeyi verdi derken ihtiyacınız olan her şeyi verdi. Bu insan insaniyet hasebiyle neye ihtiyacı varsa Allah hepsini verdi. Mesela insanın elini düşündüğümüzde şu baş parmak tek başına bir mucizedir. Ve bu baş parmak diğer parmakların hizasında olsaydı doğru dürüst bir şey tutamazdık, sağlam tutamazdık, sağlam bir iş yapamazdık. Ama bu diğerlerinin mukabiline getirilmiş. Böylece insan çok sağlam bir şekilde tutabiliyor. Gerek kalemi, gerek neyi tutuyorsa çok sağlam bir şekilde tutabiliyor. Ve insanla alakalı şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz daha güzeli hayal edilemiyor. Halbuki bizler bir eve baksak veya herhangi bir binaya baksak şurası eksik, burası fazla, şurası şöyle olsaydı, burası böyle olsaydı diyebiliriz. Ama bu insana baktığımızda bu insanda keşke gözü iki değil de üç olsaydı diyemiyoruz. Gözler burada değil de diyelim alnında olsaydı diyemiyoruz. İnsanın beş parmağı değil de üç parmağı olsaydı daha iyi olurdu diyemiyoruz. Bu baş parmak fazlalık diyemiyoruz. Gerçi bir zamanlar insanlar insan vücudunda fazlalık bulduklarını zannetmişler. Demişler ki kör bağırsak bir fonksiyonu yok. Bu olsa da olur olmasa da olur. Vücutta bir fazlalık. Bir zamanlar ilim adamları böyle bakmışlar. Ama ardından durum anlaşılıyor ki kör bağırsağında çok faydaları var. O da vücutta bir takım dengeler hususunda önemli görevleri eda etmekten. İlim adamlarının ifadesine göre insanın karaciğeri 400'den fazla vazife yapıyormuş. Halbuki bizler bunun belki 4 tanesini bile sayamayız. Ama bu işin uzmanı olan kimseler biliyorlar ki karaciğer 400'den fazla vazife yapıyor. İşte insanın mesela böbreği 1 veya 2 böbrek verilmiş insana. Genelde çift, bazı insanlarda tek. O tek böbrek hayat boyu o insanı yaşatıyor. Halbuki o böbrekte bir arıza olduğunda insanlar çok büyük bir makinelerle, diyaliz makinesiyle o böbreğin görevini bir derece yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah-u Teala küçük bir et parçasıyla o süzme işini, şu anda yapmış olduğu görevleri eda ettiriyor. Daha diğer insanın azaları, mesela insan diyelim bir oyuncak alıyor, özellikle Çin malları piyasada hakim. Ve bunlar pek de sağlam şeyler değil. Adeta bir kullanımlık. Bir defa kullanıyorsunuz, ardından işi bitiyor. Ama Allah-u Teala bize ne vermişse genelde ömür boyu kullanabiliyoruz. Allah'ın verdiği göz normalde ömür boyu yetiyor. Allah'ın verdiği böbrek ömür boyu yetiyor. Yetmezse zaten ömür bitiyor. Kalp ömür boyu yetiyor. Ve kalbin işi bittiğinde ömür de bitiyor. Bir insan 100 yıl yaşamışsa onun kalbi 100 yıl düzgün bir şekilde çalışmış oluyor. İşte ayet-i kerime onu nazara veriyor. Ve etekum min kulli ma saltumuhu, istemiş olduğunuz her şeyi Allah size verdi. Ve in tauddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız bunları saymakla bitiremezsiniz. İnnel insane la zalumun kaffar, ama gerçekten şu insan çok zalim ve çok nankördür. Allah'ın bu kadar nimetleri varken bu nimetleri görmezden gelir. Allah'ın nimetlerine şükretmesi gerekirken şükür görevini yerine getirmez. Cenab-ı Hak bizi bu nimetlerin farkına varanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve hayırlı geceler diliyorum.